Project Zomboid'den gelen haberleri derlediğimiz videoların ikincisine hoş geldiniz. Önceki videomuzun üzerinden geçen sürede geleceği söylenen yeniliklerden bahsedeceğiz. O videomuza da açıklama kısmından veya videonun sonundan gidip göz gezdirebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bu videoyu izleyen eminim herkesin aklına ilk olarak Build 42'nin ne zaman çıkacağı geliyor. Onu da hemen cevaplayalım. Yapımcı ekibin X hesabında yaptığı paylaşıma göre bu sene içerisinde çıkacağını söylüyorlar. İlerleyen günlerde de tam tarihi netleşir. En azından bu sevindirici haber daha da yaşlanmadan yeni update'i görebileceğimizi söylüyor. İlk olarak oyuna eklenecek 3 yeni mesleği ve bunlarla beraber gelecek yeni mekanikleri anlatalım. Birinci mesleğimiz demircilik. İnşa ettiğimiz fırınlarda demirimizi eritip bunlardan sonrasında çivisinden tut balyozuna palasına kadar kendimiz yapabileceğiz. Fırında erittiğimiz demiri şekillendirip işte daha sonrasında bunu da örsle bir güzel dövdükten sonra o kılıçla zombilerle bir savaşmak tabii ayrı bir tat katar oyuna. İkinci olarak da çömlekçi ve taş işçisi dediğimiz meslek. Bu da işte etrafta yerden topladığımız killeri kap, çanak, tabak yapabileceğimiz bir meslekmiş. Aynı zamanda bunları bir kalıba oturtup şekillendirip daha sonrasında da fırında ısıtıp kendi tuğlalarımızla yapabilecekmişiz. Hani belki bunları yapı işlerinde kullanırız. Burada gördüğümüz taşlardan inşa edilmiş fırınları da yine taş işçisi yapacakmış. Sıfırdan herhalde kabile kuran şu abimizin videosundaki gibi bir hissiyat uyandıracak yapan kişilerde. Üçüncü mesleğimiz brewer, yani içki üreticisi diye çevirebiliriz bunu. Bu meslek ile de fıçılarda şarap ve bira tarzı alkol içecekleri nasıl kendimiz yapabilecekmişiz onu anlatmışlar. Normalde şu an Build 41'de oyuncuların çok alkol içecekleri tercih etmediğini, hani içmesem de olur diyerek göz ardı ettiklerinden bahsetmişler. Oyuna böyle bir özellik ekledikten sonra da bunu daha cazip hale getirebilmek için faydalarının ve zararlarının arttırılmasından bahsetmişler. Tabi bunu da oynarken göreceğiz bakalım neler değişmiş. Not düşelim bu arada. Gerçek hayatta alkollü şeyler tüketmek zararlıdır. Kendinize zarar vermeyin. Vücudunuza sahip çıkın diyelim. Ve devam edelim. Benim en çok beklediğim özellik, en merak ettiğim özellik bodrumlar. Bodrumların her oyunda rastgele olarak ortaya çıkacağını söylemişler. Yani bir oyununuzda canlanıp gittiğiniz bodrumu farklı bir oyunda orada bulamayacaksınız. Hepsi rastgele bir düzende binaların altında oluşturulacakmış. Tabi bunların da hepsinin kendisine ait bir hikayesi olacakmış. İşte mesela biri bilgisayarları dizip kaçak bir internet kafe açmış. Birisi salgından sonra bodrumuna inip sığınak gibi kullanmış. Kimisi evdeki fazlalıkları koymuş. Kimisi de farelere, örümceklere bırakmış gibi gibi. Bunların da çeşitliliğini oynarken göreceğiz. Karşılaştığımız rastgele olaylar belki bizi çok şaşırtacak şeyler olarak çıkabilir. Göreceğiz. Yerin dibine indikten sonra da hemen kısaca tekrar gökdelenleri hatırlatalım. Bu görsel ile kocaman binalar tasarlamışlar. Hani buraya girdin mi gez gez bitiremezsin yani. Ayrıca bu görselle de haritaya eklenecek yeni binaların olduğu ve var olan yeni binaların da güzelleştirmelere gidebileceğini de hatırlatmak istedim. Sıradaki yeniliğimiz ise oyundaki sıvı sistemindeki değişimler. Önceki videoda dereden çektiğimiz suyu arıtıp portakal suyu yapıldığını görmüştük. Bu sefer ise saç boyaları üzerinden bir örnekle tekrar bu gelişimi anlatmak istemişler. Burada mavi ve beyaz boyaları karıştırarak ikisinin arasındaki bir renk elde edip saçımızı boyadığımızı görüyoruz. Bu da sıvı sistemindeki dinamikleri daha iyi anlamamız için güzel bir örnek olmuş. Küçük detaylardan devam edersek, yapımcılar her ne kadar kendileri eklemek istemiyor olduklarını dile getirseler de oyunculardan olan geri dönüş dikkate alıp bunu eklediklerini söylediler. Karakterlerimizin artık kolunu bacağını örten zırhlar gelecekmiş. Yani sadece göğüs zırhı mevcuttu oyunda, bir de kask. Onun yerine işte böyle futbolcu dizliği veya bu Amerikan futbolcularının üzerlerine giydiği kolluklar filan, omuzluklar oyuna eklenecekmiş. Şu görselde de bazı zırhların bir kısmını sergilemişler. Buradan siz de dikkatlice bakabilirsiniz. Mevcut meslekleri de geliştirmeye devam ediyorlarmış. Mesela metal işlemeciliğinde daha önceden hurda arabaları söküp bunlardan metal elde edebiliyorduk. Artık şehrin ortasından geçen tren yolunu da söküp demir elde etmek için buralara da başvurabilecekmişiz. Bu görselde de 3 yeni metal işleme cihazını görüyoruz. Bunlardan biri testere, işte metalleri kesmek için kullanacakmışız. Biri de üzerine delik açmak için matkap bulunduran bir cihaz. Bu da işte metal barlar üzerine delikler açacakmışız. Artık hani hangi malzeme niçin gerekir bunu oynarken göreceğiz. En sonda da bu parçaları birleştirip son ürün elde ettiğimiz bir cihaz var. Ve buradan da çivisini, kablosunu, metal sac gibi ürünleri
yapacakmışız işte. Bir diğer geliştirilen mesleğimiz ise çiftçilik. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim ama üzerine geçen zamanda yeni bilgiler geldi. Daha fazla çeşit çeşit tohumlar olacakmış. En merak edilen konu ise genelde kendi sigaramızı yapabilecek miyiz? Yapımcıların söylediğine göre artık kendi tütünümüzü ekebileceğiz. Tütün ekebiliyorsak kendi sigaramızı da yapabiliriz. Yani içki ve sigarayı artık kendi evimizden uzaklara gitmeden de üretebileceğiz. Şehirdeki zombilerle yüz göz olmak istemeyenler için de Bule 42'de vahşi yaşam oldukça üstüne düşünülen başka bir konu. Hayvan postlarından kıyafetler, işte kilim, yatak, yorgan gibi faydalanabilecekmişiz. Marangozluk açısından da yeni odundan yapılar ekleniyor gördüğünüz gibi. Aslında bu görsellere baktığımızda bu bir zombi oyunu demeseler birileri baştan böyle sanki taş çağında geçen bir oyun yapmaya çalışıyor filan derdik. Yani o yüzden farklı bir soluk geliyor diyebiliriz. Silah kısmına geçecek olursak çok çeşitli şekillerde kendi yakın mesafeli silahlarımızı yapabilecekmişiz. Sadece odundan değil metalden de yapılabilir silahlar olacakmış. Bunu planlarken de oyundaki itemleri Lego parçaları gibi düşünüp bunları nasıl birleştirip de insanlar silah yaparlar diye kafalarında hayal ederek bu görselde gördüğümüz gibi çeşit çeşit silahlar ortaya çıkarmışlar. Artık hatta ormanda gezerken bulduğumuz o dal parçalarını bile silahlaştırabilecekmişiz. Şu köşede oluyor kendisi. Uzun süre kullanıp kırdığımız silahları da tekrar başka parçalarla birleştirip silah olarak kullanılabilir hale getirebilecekmişiz. Mesela beyzbol sopasını çok uzun süre kullandık, kırdık. Ucuna sivri bir şey takıp artık bıçak olarak kullanabiliyor olmamızı da planlamışlar. Son olarak da minik detaylandırmalardan bahsedelim. Aralarında bence en önemlisi artık yağmalanmış mekanlar görebileceğiz. Bizden önce birileri oraya gelmiş ve ihtiyacı olan eşyaları toplamış gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. Sonuçta hayatta kalan tek kişi biz olmadığımıza göre öyle şeylerle karşılaşmak oyun evrenine kapılmamızı sağlayan detaylar. O yüzden ben çok beğendim. Onun dışında çok sayıda yeni eşyalar, işte önceki videoda bahsettiğim hayvanlara ek olarak rakun ve sürekli sesini duyduğumuz o hindiler de eklenecekmiş. Silahlar açısından bir diğer gelişme ise ucu sivri olan silahları bileylersek daha etkili saldırılar yapabilecekmişiz. Bunun dışında işte yeni karakter sesleri, ışıklandırmalar, kapı mekanikleri gibi bol bol geliştirme de olacakmış. Unutmadan da artık kan dışındaki diğer pislikleri de foşur foşur temizleyebileceğiz. Build 42'de son durum bu şekilde. Yine biriken bilgileri ileride videolaştırırız ve gelecek mekaniklerin de rehberlerini yaparız elbette. Bu videoyu beğendiyseniz ve kanala da abone olduysanız artık kapanışı yapayım ben. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.